Devletimizin bize vermiş olduğu görevi yerine getirmeye çalıştık gönülden. 55 gün bölgede kaldık, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Ve orada yardım faaliyetlerini koordine ettik. Kocaeli'mizi en iyi şekilde temsil etmeye gayret ettik. Ve milletimizin yaralarını sarma konusunda bir gayret içerisinde olduk. Nitekim yine şehrimizde de 40 bine yakın depremzedemiz ilimize geldi. Gerek gördüğünüz gibi KYK yurtlarımızda, gerekse kamu misafirhanelerinde ve gerekse yuvama ev olsun projesi kapsamında ve yakınlarının yanında kalmak suretiyle onların da ihtiyaç ve sorunlarını çözmek için yoğun bir çaba sarf ettik. Şu ana kadar sosyal yardımlaşmaya danışma vakıflarından 30 milyon TL nakit depremzedelere yardım yaptık. Bunun dışında belediyelerimiz, hayırseverlerimiz, STK'larımız da elbette bu yardımlara önemli katkılarda bulundu. Biraz önce ifade ettiğim gibi inşallah konteyner kentlerin tamamen kurulması, yerleşmesi, arkasından da kalıcı konutların teslimiyle beraber hayatın normalleşmesini sağlıyoruz. Diğer taraftan da biliyorsunuz ticari hayatının canlanması için bölgede özellikle iş yerlerinin yapımı devam ediyor ve büyük ölçüde de tamamlandı. Biz de Kocaeli olarak o bölgede 84 iş yeri yaparak teslim ettik. Ve bu iş yerleri de özellikle deprem bölgelerinde birçoğuna örnek oldu sizin de bildiğiniz gibi. Dolayısıyla Kocaeli şehri, Kocaeli'nin her bir ferdi depremde bir kez daha farkını ortaya koymuş ve Türkiye'de belki de en büyük yardım kampanyasına imza atmış, kardeşlerin yanında olmuş, yaraları sarmış bir şehrin valisi olmak da ayrı bir bize gurur veriyor. Bu vesileyle tabii Kocaeli hemşehrilerime en içten teşekkürlerimi, şükranlarımı sunmak istiyorum.